Aslı. Ya emin misin? Biraz daha kalsaydım. Yok Gonca. Buraya kadarmış. Yani ben onların sadece yalanlarının bir parçası olabilirim. Gerçeklerinin değil. Özür dilerim canım. Ben de seni zorladım. Ya seninle bir ilgisi yok ki. Üst üste yaşadıklarım beni bunalttı. O kadar sakin bir hayatım varken birden başka bir şeyin içinde buldum kendimi. Yalan söylemek bana göre değil. Ya şimdi ben sensiz ne yapacağım? E sen de gel benimle. Kalmak zorunda değilsin ki. Hem dönünce illa bir iş buluruz. Buralar bize göre değil. Kimin ne olduğu belli değil. Kısa zamanda neler yaşadık görmedin mi? Evet ya. Pislik. Hala bana yaptıklarına inanamıyorum biliyor musun? Sen de dön benimle. Lütfen. Evet ya. Ben ne diye kalıyormuşum burada daha fazla? Boyumuzun ölçüsünü aldık kızım. Tamam. Beni de bekle. Hemen eşyalarımı hazırlıyorum ve gidiyoruz buradan, tamam mı? Günaydın. Hoş geldiniz. Size de zahmet verdik. Olur mu öyle şeycim? Bunu bırakıp geleyim. Bende kalmasın. Olur mu? Tamam canım. Aslı? Nereye? İstanbul'a dönüyorum ben. Gitmek zorunda değilsin. Açılıştan sonra hepimiz İstanbul'a döneceğiz. Biz gittikten sonra burada kalıp çalışmaya devam edebilirsin. Hayır, dönmek istiyorum. Peki, nasıl istersen. Neden sürekli beni küçük düşürmeye çalışıyorsun? Gerçekten anlamıyorum. Paranın telafi edemeyeceği bazı şeylerin olduğunu hala inanamıyorsun, değil mi? Üzgünüm. Sadece benim yüzümden zor durumda kalmanı istemiyorum. Ya senin yüzünden yeterince zor durumda kaldım ben zaten. Neyse ya. Önemli değil. Ben kendi başımın çaresine bakarım. Emin misin? Evet. O zaman sana iyi yolculuklar. Çok teşekkür ederim. Hoşça kal. Aylin Hanım, Gonca ve Aslı Hanım otelden ayrılacaklar. Onlara tam maaş ödeyin. Aslı, hala şoktayım. Tam maaş ödediler. Niye ki? Ya neden olacak? Burak Bey'in vicdanını rahatlatmak için. Ahmet Bey, merhabalar. Merhaba. Serdar Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yolculuk nasıl geçti efendim? Çok iyi geçti. Odamız hazır Nihat Bey. İstersen önce bir şeyler içelim hayatım, ha? Ne dersin? Tamam hayatım. Öyleyse balkona buyurun. Hem de sana havuzların son halini gösterdim. Harika. Ay Nihat, inanamıyorum. Güzel olmuş değil mi? Çok. Gel buyur, şöyle otur. Buyurun, buyurun efendim. Ah.
Siz rahatınıza bakın, ben içeceklerinizi hazırlatayım. Teşekkürler Ahmet Bey. Rica ederim. Ay Nihat, harika olmuş havuzlar. Mükemmel, bu kadarını beklemiyordum. Çok güzel. Efendim babacığım. Merhaba oğlum, nasılsın? Rahatsız etmiyorum seni umarım. Çok çalışıyorsundur. Yok, önemli değil babacığım. İyiyim iyiyim, çalışıyorum tabii. Afiyet oğlum, afiyet. Senin adam olacağını biliyordum zaten. Tabii babacığım, size layık olmaya çalışıyorum. Her şey onda değil mi? Bir aksilik yok mu oğlum, ha? Yok babacığım, hiç merak etmeyin. Ben her şeyle bizzat kendim... Tek tek ilgileniyorum. Siz ne yaptınız? Ne zaman geliyorsunuz? Ya bak, her ayrıntıyla ilgileniyorum dedim ya. Acaba bütün otel personeline senin şu kırmızı şorttan mı giydirsek? Ha? Ne dersin? Oğlum sen ne zaman adam olacaksın? Ha? Nihat sakin olsana. Çağla var yanında, yapma. Ben Çağla mağla anlamam. Herife bak ya. Göya buraya gelip çalışacaktı. Şuna bak. Oh, keyif. Selda akşam geleceklerini söylemişti. Abim işi erken bitti herhalde. Herhalde. Sinan, o zaman sen önden otele git, ben de akşam üzere gelirim. Tamam hayat, ben seni otele bırakayım. Tamam, olur. Geç kaldım, var mı bir şey? Büyük patron Nihat Bey'le eşi geldi. Bir de Gonca sana bunu bıraktı. Gerçek sevgiline hediye edersin. İnsanın alıştığı yerden ayrılması kolay değil, değil mi? O evde çok hatıramız var. Bırakıp gitmek çok zor. Gene de üzmeyin kendinizi. Ya bence nereye gidersek gidelim, hatıralar hep bizimle gelir. Doğru söylüyorsunuz. Telefonda söyleyip canını sıkmak istemedim. Ev sahibi evi müteahhite vermiş. Ne? Nasıl yaparlar bunu ya? Ya hiç mi vicdan kalmamış bunlarda? İnsan pat diye evinden edilir mi? Kızım, kardeşleri çok ısrar etmiş. Çocuğum mecbur kalmış. Başa çıkamamış onlarla. İnanamıyorum ya. Anne, neden bana haber vermedin? Ne yapacağız şimdi? Üzülme sen kuzum. Bu çalıştığım evin müştemilatında kalacağız bir süre. Sonra biz evimizi bulup yerleşinceye kadar da eşyalarımız da oranın deposunda duracak. Başka birinin evinde mi yaşayacağız? Anne, nasıl yaparız? Nasıl yaşarız? Biliyorum çok zor. Benim için de çok zor. Ama biraz borçlarımızı hafifletelim. Belimizi doğrultalım. Sana söz veriyorum. Kendi evimize çıkacağız. Anne, seni hiç yalnız bırakmamalıyım ben. Yavrum, ne olur ağlama kuzum. Dayanamam, kıyamam sana. Bir daha seni asla yalnız bırakmayacağım anne. Çok, çok özür dilerim. Kendini suçlama güzel kızım benim.
Anne nasıl bırakıp gideriz bu evi? Bilmiyorum Aslı. Seni bu evde kucağıma aldım. Sen bu evde büyüdün. Sonra babanın hatıraları. Bilmiyorum. Kuzu. Yavrum. Kutlarım Ahmet Bey. Çok kısa bir süre içinde oteli açılışa hazır hale getirmişsiniz. Ben bu sezona yetişmez diye düşünürken bu kadar kısa sürede mükemmel bir iş çıkarmışsınız. Sağ olun efendim. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Sadece VIP'ye ayırdığımız bölümde bir günlük bir işimiz kaldı. Bunun dışında eksiğimiz yok. Umarım konuklarımızdan da tam not alırız. Hiç şüpheniz olmasın. Açılış için gerekli tüm hazırlıklar yapıldı değil mi? Her şey tamam efendim. Nihat Bey'den gelen direktifler doğrultusunda sade ama çok kaliteli bir açılış planladık. Sadece seçkin konuklarımızın davet edildiği. En iyisi bu. Sizler açılış sonrası kalmayı düşünüyorsunuz değil mi? Maalesef hemen İstanbul'a dönmek zorundayız. Çocukları da alıp götüreceğiz. Zaten yeterince ayak bağı olmuşlardır herhalde size. Olur mu şöyle şey? Özellikle Volkan Bey'le son derece verimli çalışmalarımız oldu. Efendim... İzin verirseniz başka bir emriniz yoksa organizasyon firmasıyla bir toplantım var. Gidebilir miyim? Tabii Ahmet Bey, siz işinize bakın. Bizimki de anca yesin, içsin, gezsin, tozsun. Beyefendiyi buraya yollamak ceza mı oldu? Ödüllendirmek mi belli değil. Gördün değil mi? Amerika'yı falan unuttu gitti. Oh. Hadi biz yemek yiyelim. Hadi. Elçin de geldi. Merhabalar, afiyet olsun. Hoş geldin. Hoş geldin Elçin'cim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ailemiz de tamamlandı. Anneciğim canım. Hayatım, odana yerleştin mi? Bir eksik yok umarım. Yerleştim hayatım. Konukseverliğinizi otelinize de yansıtmışsınız. Her şey muazzam. Sağ ol canım. Beğenmene çok sevindim. Afiyet olsun. Volkan'cığım, sana da çok teşekkür ederiz. Biz yokken her şeyle ilgilenmişsin. Ne demek amcacığım? Burak oğlum, sana da teşekkür ediyorum. Sen de çok yardımcı olmuşsun. Umarım İstanbul'da da aynı disipline devam edersin. Tabii babacığım. Ay Nihat, yani benim çocuklarımı yorma artık. Genç onlar canım. Haklısın yengecim ya. Bu yaşta bu kadar olgunlukta, bu kadar çalışmak da iyi değil. Ya süpersin amcacığım ya. Hemen destek buldum. Yemekler de bir harikaymış. Nefis. Sorma Elçin'cim. Ben burada diyetimi bozdum. Kilo almam umarım burada. Almazsın hayatım, onu dengelersin sen. Hiç merak etmeyin, siz hep çok güzelsiniz. Ay canım benim, güzel kızım. Sensin güzel olan.
Artık burada mı yaşayacağız? Evet kuzum. Aslım, yatağını göstereyim mi sana? Kuzum, kısa bir süre kalacağız burada. Ama yine de kendini mutsuz hissedersen bana söyle, olur mu? Annem benim. Ya bir geldim, ev yok. Resmen sokakta kaldık. Canım ya, çok üzüldüm. Ne yaptınız, yerleşebildiniz mi peki? Ne yerleşmesi? Bir göz oda. Eşyalar da depoda. Of ya, başka hiç mi yolu yoktu? Böyle apar topar, yangından mal kaçırır gibi. Ne bileyim. Annem ne yapsın? Ev satılmış, adam çıkın demiş. Kadıncağız da tek başına tabii. Ev de bulamamış. Sığınmış oraya. Şükran teyze olmasa annem ne yapardı hiç bilmiyorum. Canım Emel teyze. Kahrolmuştur o da. Ya olmaz mı? Ben üzülürüm diye bana da bir şey söylememiş. Annemi resmen hayal kırıklığına uğrattım. Para kazanmak için gidiyorum dedim, hiçbir şey yapamadım. Hem işsiz kaldım hem evsiz. Canım arkadaşım, kıyamam sana. Senin hiçbir suçun yok ki. Hayatım resmen allak bullak oldu. Ne yapacağımı şaşırdım artık. Ya para kazanmak için annemi bırakıp çalışmaya gittim, iş olmadı. En iyisi eve döneyim diyorum, ev yok ortada. Ama biz nereden bilebilirdik ki? Ne hayallerle gittik. Evet, o iki gerizekalı yüzünden her şeyimiz bozuldu. Ya bırak, bak işine gücüne, sana ne ondan? Haklısın. Ya ama arada eğlendik de ya. Hele sen bizim hayatının en büyük macerasını yaşadın. Ya evet, düşündükçe hala şaşırıyorum bunlar benim başıma nasıl geldi diye. İki güldük, üç burnumuzdan geldi. Burnumuzdan gelmeseydi tadı çıkmazdı ama. Peki Erdem'e ne diyorsun? Bana yaptıklarına hala inanamıyorum. Kimin aklına gelirdi? Evet, o tam bir hayal kırıklığı oldu bence. Neyse ya. Artık bunlardan konuşmayalım. Her şey çok güzel olacak. Bak gör, çok yakında çok güzel bir iş bulacağız. Annenin de işi var. E şimdilik kalacak yeri de ayarladınız. En kısa zamanda size güzel bir ev buluruz. Ya o ev benim çocukluğumdu. Ya babamın sıcaklığıydı. Annem de yuvamdı. Ya isterse saray olsun. O ev gibi olmayacak ki hiçbir ev artık. Biliyorum canım benim. Ama annen hep yanında. Baban da hep kalbinde olacak. Ne olur artık üzme kendini. Bak, Emel teyze yanında ya. Emin ol her şey çok daha iyi olacak, çok daha kolay olacak. Bunu en iyi ben bilirim. Bak bana, benim abimden başka hiç kimsem yok. Ne annemi hatırlıyorum, ne babamı. Canım benim ya. Çok özür dilerim. Seni de üzdüm. Haklısın. Ne olursa olsun güçlü olmamız lazım. Biz her şeyin üstesinden geliriz. Şöyle.
İyi ki gelip seninle konuştum. Yoksa o evin içinde delirirdim ben. Canım benim, ben her zaman yanındayım. Ne zaman ihtiyacın olursa. Evet, ne yapıyoruz yarın? İş bakıyoruz tabii ki. Anlaştık. Bak göreceksin, her şey çok güzel olacak. İnşallah. Ne yapalım? Yürüyelim mi biraz? Çağla'cığım, bu ne güzellik böyle. Çok teşekkürler Sadat teyzeciğim. Siz de çok güzel ve zarif görünüyorsunuz. Sağ ol. Elçin'cim. Serdar. Size iyi eğlenceler. Ben bir çocuklara bakayım. Tamam güzel kızım. Evet. Teşekkürler. Serdar'cığım, tekrar tebrik ederim. Her şey çok güzel gözüküyor. Ay ben diyorum ki bizim çocukların düğününü de burada yapsak. Çok iyi fikir. Neden olmasın? Ay çok şükür şu aralarındaki problemi de hallettiler ya. Ben de çok sevindim. Tekrar görüşürüz. Sağ olun. Tatlım canım. Biz bir konuklarımız uğrayacak. Onlara merhaba deyip hemen geliyorum. Tamam. Tamam. Yani. Yalnız bırakmayacaksın. Sağ olun. Beni kapatmaya çalışıyorum. Çok güzelsin. Etkileyici görünüyoruz. Babacığım, kiminle mesajlaşıyorsun? Ya ne mesajı ya, öyle maillerime falan bakıyordum işte. Hem sen selfie falan yapmıyor musun bu gece? Ne oldu selfie'lere? Hemen yaparız babacığım. Bir dakika, bir dakika, ben de geldim. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim ben. Sağ ol. Gerçekten çok güzel bir otel Sevdacığım. Çok teşekkürler. Çok sağ ol. Efendim yarın müsait olursanız benim tekneyle şöyle bir denize açacağız. Çok isterdik ama yarın dönüyoruz. Bu kadar çabuk mu? Maalesef. Çok yoğun. Çok işleri var. Nihat'ın da İstanbul'a dönmemiz lazım bizim artık. Daha bir yudum alamadım. Sen de içmemişsin. Ay Elçin'cim, ben deminden beri sizi izliyorum. Sinan'la birbirinize çok yakışıyorsunuz. Senden nereden çıkmışsın bu? Ay bilmiyorum. Yani birden içimden öyle geldi. Çünkü bizim Sinan çok iyidir. İnanıyorum ki seni çok mutlu eder. E hayatım sen de yıllardır yalnızsın. Artık mutluluğu hak ediyorsun yani. Ay ne olur kızma bana. Ben seni sevdiğim için söylüyorum. Biliyorum canım. Benim sana bir şey söylemem lazım. Sinan'la aramızda bir şey var. Ama henüz çok yeni ve kimsenin haberi yok. Ay, ay inanmıyorum. Ay, çok sevindim hayatım. Çok mutluyum şu anda.
Sağ ol. Senin de içine doğdu sanki. Ay değil mi? Sanki. İkiniz adına da çok sevindim hayatım. İnan bana çok doğru bir karar verdin. Umarım. Şu anda her şey çok iyi gidiyor. Ya Sinan herkese söyleyelim dedi ama... Ya biliyorsun her şeyden önce çocuklar gelir. Önce Çağla'yla konuşup onu bu duruma alıştırmam lazım. Ama hayatım Çağla çok akıllı bir kız. Senin de mutlu olmanı çok isteyecektir. Ben de öyle düşünüyorum ama yine de zamana yaymanın faydası var. Harikasın. Spasını geldiniz mi? Burada tay masajları yapıyorlar. Bence yanlarına gitsek iyi olur. Kesinlikle. Havalandırdın değil mi? Kaç gündür kullanılmadı. Havalandırdım, merak etme. Hadi tamam. Demelci, Aslı'ya söyledin değil mi? Ben Selda Hanım'la konuşana kadar ortalarda pek görünmesin. Söyledim canım, merak etme. Zaten birkaç iş görüşmesi varmış. Belki de çıkmıştır. Tamam canım. Thank you.
Tam da gelecek zamanı buldular. Daha sonra çıkayım, ne yapayım? Aç mısınız efendim? Hemen bir şeyler hazırlayalım mı? Teşekkürler, uçaktayken yedik. Evet, evet. Ah, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Aa, Burak Bey, tanıştırayım. Yeni aşçımız Emel Hanım. Memnun oldum. Ben de. Burak'cığım, Emel Hanım'ın yemeklerine bayılacaksın. Senin gibi bir gurme böyle diyorsa baba, çok merak ettim. Kral eğitimden döndü mü? Evet, bu sabah döndü. Çok özledim onu. Nerede? Arka bahçede mi? Evet efendim. Ben krala bakmayı diyorum. Tamam canım. Bir yorgunluk kahvesi alır mıydınız? Ay evet, ben alırım Şükran Hanım ama artık bundan sonra benim kahvelerim sade olsun. Siz Nihat Bey? Alırım ama önce üstümüzü değiştirelim, geliyoruz. Tabii efendim. Kolay gelsin. Sağ olun Burak Bey. Bir isteğiniz var mıydı Burak Bey? Atıştıracak bir şeyler alayım. Soğuk sandviç olabilir. Bir de portakal suyu. Tamam, hemen getiriyorum. Ben bahçede olacağım. Tamam. Ay, bugün de atlattık mı? Tamamdır. Ne oldu Emel? Ya Aslı'dan haberleri yok ya. Çok huzursuzum. Bir an önce konuşmak istiyorum. Ya inşallah Selda Hanım Aslı'nın burada kalmasına izin verir. İnşallah. Ne zaman konuşalım? Ya önce bir kahvelerini içsinler. Nihat Bey ondan sonra hemen çıkacak zaten. Gitsin, birlikte konuşuruz. Tamam. Kral, oğlum. Özledin mi beni? Gel bakayım, gel, gel. Aferin sana, aferin. Özledin mi sen beni? Gel bakalım, neler öğrenmişsin eğitimde, gel. Gel, gel. Gel, kral. Otur. Bekle. Duvarlan, duvarlan. Aferin oğlum sana, aferin, aferin. Gel, gel, gel. Gel bakalım buraya, gel oğlum. Gel, gel. Nereden geliyor köpek sesi? Aslı, sen çıkmadın mı kızım? Yok anne, çıkamadım. Geldiklerini görünce geri döndüm hemen eve. Önce sen konuşacağım dedin ya, daha konuşamadın değil mi? Yok, birazdan konuşacağım. Gerçi bir şey diyeceklerini sanmıyorum ama yine de belli olmaz. İyi yapmışsın kuzum. Ben konuşuncaya kadar ortalarda görünme. Tamam, merak etme sen. Kuzum. Köpek mi besliyor? Hı? Oğullarınınmış. Eğitimden gelmiş. Aslı, köpekleri bile eğitimli. Oğullarıyla tanıştım. Senin yaşlarında bir çocuk. İyi birine benziyor. Ama yine de sen yüz göz olma. Laf söz ederler de. Merak etme anne sen. Canım. Emel abla. Geldim. Bir soğuk sandviçle portakal suyu hazırlayabilir misin? Yoldan geldiler ya, bir ton çamaşır. Ben sana yardım edeyim Elif abla. İyi olur, sağ ol. Baba, sen şirkete geçeceksin değil mi? Evet oğlum. Tamam o zaman, beraber geçelim. Tamam. Eda'cığım, abinin nesi var biliyor musun? Canı biraz sıkkın duruyor da. Nesi yok ki? Kız arkadaşından ayrıldı. Yeni kız arkadaşın mı var? Evet. Ya baba, bir de görsen o kadar tatlı bir kızdı ki. Niye ayrıldı o zaman? Ya abimi biliyorsun. Böyle şeyleri paylaşmayı pek sevmez. Ama ben biliyorum. Deniz yüzünden. Deniz mi? Yine mi o kız ortaya çıktı? Evet. Gördü ya abimi fotoğraflarda mutlu. Sinsi şeytan, fesat. Abimi arayıp aklını karıştırmaya çalışıyor. Ama abim onunla asla barışmaz. Bak, barışmayabilir de. Ama böyle konuştuğunu duyarsa üzülür. Sevmiyorum baba, zorlama. Abimin ne kadar üzüldüğünü bilmiyor musun? Onun için nelere katlandı. Ama o ne yaptı? Kendi benzeri için bütün ilişkilerini mahvetti. Yine de Deniz hakkında böyle konuşman doğru değil. Yaşadıkları sadece ikisini ilgilendirir. Evet ama abimi de kimse üzemez, kusura bakma babacığım. Ne seni ne de abimi. Üzerlerse de beni karşılarına bulurlar.
işte benim kızım ya. Bak, sen yine de abinin yanında Deniz hakkında olumsuz şeyler söyleme, tamam mı? Tamam, tamam, merak etme. Ben bir odama çıkıyorum. Bak. Efendim Deniz. Hayır, Bodrum'da değilim, İstanbul'da döndüm. Ya buraya kadar gelmene gerek yok Deniz. Bak, bizim gerçekten konuşacak bir şeyimiz kalmadı. Şimdi işim var, kapatıyorum. Yüzsüz ya. Hala abimin peşinde. İstemiyor işte seni. Renklerinin iki postası tamam. Beyazları ayırdın mı Aslı'cığım? Ayırıyorum Elif abla. Siyahları buna koyarsın, diğerlerini de buna, tamam? Tamam. Değil herhalde. Buyurun. Teşekkürler. Afiyet olsun. Hadi ver, onu da al. Bugün bu çantadan bir tek onda olacak değil herhalde. Aa, hoş geldin Cansucuğum. Merhaba. Hoş bulduk Sinan amcacığım. İyi misin? İyiyim, sağ olun. Eda içeride. Tamam, görüşürüz. Oğlum, sen de benimle gelsene. Arabada biraz konuşuruz. Senin arabayı şirkete getirirler. Tamam baba. Hadi gel. Merhaba. Eda. Geldim, geldim. Özledim seni kızım ya. Bir daha gidersen ben de geleceğim. Patladım vallahi burada. Niye gelmedin ki zaten? Ne kadar eğlenirdik biliyor musun? Otel, ortam, her şey dört dörtlüktü. Hele Barış, of diyorum yani, of. Şimdi her şeyi baştan anlatacaksın. E anlattım ya zaten. Yok canım, sen kesin bir şeyleri unutmuşsundur. Barış yanında, aklın havada durumu. En sevdiğim Halim. Oğlum. Neyin var? Biraz durgun gibisin. İyiyim ben baba. Emin misin? Eminim. Eminim de. Anladığım kadarıyla Eda yine sana her şeyi yetiştirmiş. Bir şey demedi. Sadece yeni kız arkadaşından bahsetti. Ha, bir de Deniz aramış, o kadar. İyi ki bir şey dememiş. Bayılıyor özel hayatıma karışmaya. Senin için kaygılanıyor oğlum. Ortada kaygılanmasını gerektirecek bir şey yok. Bak oğlum, ben sana akıl verecek değilim. Ama seni bir kere üzen, bir daha üzer. Bir ilişkide güven, birbirinden emin olmak çok önemli. Ben bunu defalarca yaşadım. Annemden mi bahsediyorsun baba? O zamanlar küçüktüm. Ama her şeyi çok iyi hatırlıyorum. Güven bitti mi? İçinden bir şeyler kopup gitti mi? Artık o ilişkiden ayrı gelmez oğlum. Haklısın. İnsan affedecek olsa bile içinde eski heves kalmıyor. Olga, mutlu olmanı, değer verdiğin insanın sana değer vermesi hem kardeşin hem ben çok istiyoruz. Bunu bil, tamam mı? Biliyorum baba. Şu yeni kız arkadaşın çok tatlı bir kızmış ha. Yani Eda öyle kolay kolay herkesi sevmez. Yani eğer Deniz yüzünden ayrıldıysan bu kızdan, bence bir daha düşün. Belki hayatın aşkı odur ha.